Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz 23. haftanın sonunda 41 puanımız var gayet güzel ilerliyoruz şu an için tek sıkıntımız eksi 900 bin euroluk borcumuz onu da bildiğiniz üzere transfersiz başladığımız için oyunculardan ancak Ocak ayında kurtulabildik 1.1 milyon euro artıdayız şu an maaş konusunda bir sıkıntımız yok ama çok da fazla şansları zorlamayacağım yani Mehmet Ekici gibi ee, çok fazla pahalı oyunculara yanaşmak gibi bir niyetim yok. Şu an en yüksek maaş alan oyuncu 174 bin euro ile Benner. O da zaten ilk fırsatta kaçtı gitti yani böyle bir oyuncu olamaz. Şöyle bir ilerleyelim bakalım biliyorsunuz e, transfer dönemi kapanmıyor. Satma da kapanıyor ama alma da kapanmıyor. İhtiyacımız olursa bir tane orta saha transferi olabilir. Gerçi yani bence şeyi Eliveto'yu orta sahada da pardon orta sahada da kullanabiliriz. Yani çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Et yeşille oynamıyor ama kurtarır ya. Ekstradan e, bir daha masraf yapmaya gerek yok. Eğer çok bir özel oyuncu bulmazsak eğer. Şimdi sıradaki maçımız e, kimle? Sıradaki maçımız Magdeburg'la 14'ün dayın kendi evimizde oynayacağız. Hızlı bir şekilde ona doğru ilerleyelim. Eko haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bence gelir gelmez farkını hissettiren oyunculardan bir tanesi oldu. 33 yaşında ama fiziği gayet iyi. Tekniği de var. Zihinseli yaşına göre oldukça zayıf ama şu seviyede bizim için fark yaratan oyunculardan bir tanesi. Jackba sol tarafta haftanın takımında çok güzel bir tekniği var. Çalışkanlığı var. Zihinsel bazı özellikleri zayıf. Fiziği giderek düşüyor ama. Bu sene için e, gayet yeterli olur. Farki Young e, kariyere başladığımızda en iyi oyuncumuz gibiydi. En iyi oyunculardan bir tanesiydi ama... bekte o kadar da fazla kendisini gösterdi diyemem. Yine de fena değil. Ekoko'ya zaten baktık. Yolumuza devam edelim o zaman. Güzel bir haberimiz var. E, Ulusal A lisansını aldık. Şöyle bir bakalım. itibarımız çok zayıf. Basınla ilişkilerimiz zayıf. Onun dışında fena değiliz. Ee, oyuncu bilgi seviyesi 11 oldu. Disiplin 12 oldu. Güzel. Taktik 10. E, hücum 10. Şöyle hemen bir sonraki antrenörlük kursuna doğru ilerleyelim. Yönetim bakalım kabul edecek mi? Şu an mali durum iyi olmadığı için belki kabul etmeyebilir. Evet. Finansal durum göz önüne alındığında reddedildi. Israr etsem mi? Valla ısrar etmeye yüzüm yok ya. Eksi 1 milyon euroya kadar gelmiş. Şöyle biraz idare edelim de işler düzeldiği zaman kabul, tekrar isteriz. Şurada bir tane 10, 19 yaş altında bir oyuncu kalmış. Nasıl olmuşsa unutmuşuz onu. Ya da teklif verdik o zaman teklif gelmedi. Ona bir daha teklif geldim. 3 tane takımdan sıfırlık geldi. Şu 28 bin eurodan da kurtulalım Hemen Magdeburg raporuna doğru şöyle bir bakalım. 4-2-3-1, 2 gol fırsatı. Ben biraz daha e, 4-4-2 oynama taraftarıyım. Elle kontrol, pas, kafa vuruşu, vizyon, pozisyon alma, refleks tamam. Çalışkanlık, markaj, teknik. 19 golün tam tamına 7 tanesi ilk 15 dakika içerisinde kaydedildi. Sağ kanattan kaydedildi. Peki kadromuz bu şekilde. Sol tarafa Sercan'ı alabiliriz. Zorba gel. bir kişi şunu koyamıyoruz. Tamam. Yine bir sürü denemeye oyuncu aldık. Şuraya kim alacağız peki? sağ tarafta yedek. Bence Muzaffer'i çıkarsak olur ya. Sakatlanmadığı sürece ak kaynak 90 dakikayı bir şekilde kurtarır gibi. Ya da oraya savaş, iki tane savaşçı orta sahaya döneriz. Muzaffer'in zaten bizi çok fazla bir şey getirecek durumu yok. Şunları şöyle bir hızlıca göstereyim. Ya da maçtan sonra göster, Ya da hızlı hızlı göstereyim şöyle. Ben de açıkçası daha şimdi göreceğim. Geç. Tekniği yeterli değil gibi. Eh yamalı bohça. Orta sağırıyoruz ya. Şu fena değil ama pas hep hepsi 11. Ya yani alacaksın birkaç ay sonra hepsi ona düşecek. Yine teknik yok. Bak bu fena değilmiş. Pası da var. Bu birazdan merkez orta sağ tadında olabilir. Bu da fena değil. West Ham'dan. Ama bunların hepsi orta sağ merkez olmasına rağmen şey. Savaşçı orta sağ ya da merkez orta sağ savunma tadında. Şunları bir göndereyim gitsin. Bir daha şöyle bir baktım. Evet kadromuz bu şekilde. Haydi bakalım. Acaba hazır iyi gidiyorken sağ tarafa şey mi alsaydık? 60'tan sonra sokarız ya Ekoko'yu. Tam böyle rakip yorulmuşken daha mantıklı gibi. Dengeli başlayacağım. Yumruğumuzu sıkalım. Taraftarımız iyi bir performans bekliyor dedim. Taraftarımız için iyi bir e, performans gösterelim. Biraz daha kısa paslı başladım. Hafif e, yakın olsun birbirlerine. Kanatlardan gideceğim artık. Şey mi Merkezden bence biraz daha merkeze alalım. Çünkü e, iki tane merkez oyuncu koymuşlar. İkisini de tutalım. Merkezdeki oyuncuları sıkıştırırsak bu işi bitiririz gibi hissediyorum. Evet, kadromuz bu şekilde. Haydi Bismillah. İnşallah güzel e, oyunumuzu devam ettireceğiz bu maçta da. 54-46 dengeli başladığımız biraz isabetli olmuş gibi. %56'lara çıktı. Yani. biraz daha pozitife dönebiliriz. Talimatlara şöyle bir bakıyorum. Biraz daha standart paslaşma dedim. Cakpa, tehlikeli olabilir. Doğrudan kaleyi düşündü top dışarıdan. Kötü bir frikik. Kaleyi doğrudan görüyordu çünkü. Evet beyler. Kötü oynamıyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa bu maçı kazanırız diyorum. Orada bir analizden uyarı gelmişti ama o gitti galiba. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedim. Evet bence hamle zamanı geldi. Bugün Sercan'da da çok fazla bir şey yok ama Groska yerine bence Ekoko'yu almamız en doğrusu. Kirş yerine biraz daha Filip'le şöyle bir şey get dinamizm getirelim oyuna. Şimdi biraz kendimize geldik sanki. Adam, Filip, uzun bir top denemesi nereye? Fertel, o da uzun oynadı, bayağı uzun oynadı. Volat aldı topu. Uzun oynayacak. Wendler'i indirdi. Tom'a doğru. Haydi Tom. Oo çok kötü. Çok 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 kötü. Paslaşarak gir diyor bakayım. O Becerebilir miyiz acaba? Son 10 dakika. Artık yapabileceğimiz tek bir şey kaldı. Uzun pas. Pivot santraforu uzun pas. Hücum anlayışlı. Yüklenme. Daha çok çabalayın diyorum. 0-0. <laughs> evet oyun olarak oldukça pasiftik. Sercan'dan hiç verim alamadık. Biraz değişikliğe gitmenin zamanı geldi sanki. Bugün yeteri kadar iyi oynamadığınız için maçı kazanamadık. Puan farkı da 5'e çıktı. Puan farkı 5'e çıktı. Şöyle birkaç oyuncuyu gönderdik. Yenilmezlik serimizi 9 maça yükselttik. Sıradaki maçımız deplasman Lübeck. İlerleyelim bakalım. Sıradaki rakibimiz Lübeck. Bölge hakimiyeti, elle kontrol, iletişim, karar alma konusunda sıkıntı var. Birebir çalışkanlık, hızlanma, egzantiriklik. Şöyle bir bakıyorum. 20 asistin 8 tanesi Arafaslardan, ceza sahası dışından. 4-2-3-1 oynadıklarına göre bizim 4-1-2-3 oynamamız en mantıklısı olur diye düşünüyorum. Ekoko sağda kanat oynayacak. Solda Elivelto ters ayaklı kanat oyuncusu. Tom, Akkaynak, Holtz. Ee, şey kirş cezalı Filip sol tarafa biraz daha e, haftanın en çalışkan oyuncusu olduğu için zorbaya koymaya karar verdim geri ikilimiz belli sağ tarafta Farkiye Yank kalecimiz bir tane e, şeyi boşta bırakmak zorundayız 23 yaş altı olmadığı için dizilişe yatkın olmayan 5 tane oyuncu var hadi bakalım yumruğumuzu sıkacağız ne diyelim? Gerçek gücünüzü gösterin diyelim. Biraz temkinli başlayalım. Standart kısa paslı başlasak. Merkezden kanatlara doğru gitsek. Ee, forvetimizi bir tutalım. Bir de D tersi tutalım. Haydi bismillah. %41-59 ile başladı. Şimdi birden 60'lara fırladık. 50-50'de. Biz yine temkinli oynayalım da. Bolant. Kısa pasla başladı. Ramaz kaptırabilir mi? Kaptırdı aldı. Şansa bak. Bolant da top tekrar. Ramaz. Röser. Dayman. Bas 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 bas. Malon. Kirşer. Malon'da top tekrar. Dayman. Çok fazla geride bekliyorsunuz ya. En azından biraz daha sanki dengeli oynasak iyi olacak gibi de dur bakalım. Zaten yiyeceğiz gibi. Bu kadar paslaştılarsa golü atarlar. Kirşer. Röser. opa güzel müdahale. kirşerde kaldı top tekrar. Şu dönenleri bir alsak yavrum benim orada geçilmez bir e, kale kurduk resmen. Güzel. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Markajınızı yapın. Çok geriye çekilmenin alemi yok. Dengeli oynayalım. Fırsat bulursak Belki biraz daha yaratıcı. Güzel. Farki Young. Akkaynak. Filip. Şimdi Akkaynak da uzun düşündü. isabetli değil. Hoppa hatalı top. Tom aldı. Kime verecek? Zorba'yı gördü. Zorba. Çok kötü bir orta. Luyambula. Şöyle bir baktı. Uzun oynadı. O top bizde olmalı değil. Nefis sıyrıldı rakip. Ama bitiriş o kadar güzel değil. Kısa paslı oynayın. Evet. Çocukları tebrik edeceğim. Bir morale ihtiyaçları var. Deplasmandayız. Kolay değil. Başarabiliriz diyorum tekrar. Güvenimizi yenileyelim. Volat Adam'la başladık. Ver sağ tarafa. Farki Young. Akkaynak. Uzun bir top denedi. Ekoko'ya doğru isabetli. Ekoko sağ tarafta tek başına. Hadi be. En son kendisine çarptı. Out oldu. O biraz kötü oldu. Köşe vuruşunu alabilseydik keşke. Volant. Zorba aldı. Elivelto. Holtz. Tekrar Elivelto. Akkaynak. Sağ tarafta yine Ekoko'yu buldu. Ekoko kontra için çok ideal bir isim. Tom'un hareketlenmesi lazım. Sağ tarafta Young var. Ekoko çevirecek. Sırılabilirse Young'a bıraktı. Çaprazda ak kaynak. Çevirdi Ekoko. Ah be. Böyle bir fırsat bir daha gelir mi? Sanmıyorum. Furkan. Holz. Zorbada top. Zorba sol taraftan aldı. Hoz. Döndü merkeze Filip. Ak kaynak. Zorba. Elivelt hoppa. Bakkal. E, yapıştır. Hadi be. Yalnız hareket müthişti ha. Taraftarlar. Olmayan taraftarlar ayağa kalktı. Vur ona. Adam. Aldı topu. Sakin ol. Yalnız şu dakikalarda iyice bastırmaya başladık. Ekoko kaptırdı. Al onu. Güzel. Philip Adam Farkeyang tek top güzel paslaşmalar. Sonunda şu paslaşmaları görebildik. İdare eder seviyeye çıktı takım uyumu çünkü. Philip Host Bir daha alt lig kariyerine başlayacaksanız hazirandan başlayın bol bol hazırlık maçı yapın size tavsiyem. En mantıklısı o. Elivelto Host kesti. Cık. Beyler Kanatlar da fena çalışmıyor ama Eko koyuruldu. Dakika 70 oldu. Şöyle bir risk alacağım. Tom Eliverte biliyorsunuz asıl mevkisi ofansif orta sağ. Bize pahalıya da mal olabilir şu taktik ama. Şöyle yaptım. Merkez orta saha savunma dedim. Çizgi yemmeden ortalar dedik. Merkezden içeri gör. Biraz uzun top. Ee, güzel. Hadi bakalım. Gafil avlayacak mıyız yoksa avlanan biz mi olacağız? Dakika 78. Son 10 dakikaya girdik. İki değişiklik imkanımız daha var. Kevin. Jack Bey mi? Sercan mı? bir tık daha ileri atabilirim. Cakpa'nın tecrübesine güveniyorum ya. Hücum ağırlıklı diyorum. Başarabiliriz diyorum. Kaleyi gördüğünde vur diyorum. Aşırı yüksek tempo. İyice kenarlara açıldım. Yapabilecek fazla da bir şeyim kalmadı. Son 5 dakika aşırı hücum. Haydi bakalım Kevin. Bentner. Çevirdi nereye? Elevelto'ya gelmedi oğlum. Koşsan oraya. Cık. Ya göz göre göre izliyor orada topu. Şurada var ya gol yersek Cakbaya çok kızacağım ha. Tecrübeli diye oraya koyduk. Eyvah yedik. Cık. Ya var ya. Keşke Sercan'ı alsaydım. O kadar bin tane pozisyon bulduk. Adamlar bir geldi pir geldi ya. Evet. Çok kötü bir mağlubiyet. Sonuçtan hiç memnun değilim. Nerede o bent nereden arkadaş? Vurdum duymaz. Ben sana bir vuracağım ama. Duyar mısın duymaz mısın orasını bilemiyorum. Lübeck 42, Türk Gücü 42, Ingolstadt 47. Gram zevk almadım diye. Allah belanı versin lan. Ölümüne oynadık. Ölümüne neyine zevk almadın? Evet. Kızdık. Kızdık ama kızmanın çaresi yok ne yazık ki. Hadi dedim kontradan korktum. Jack Bay'ı alayım dedim. Şunu biraz daha orta sahaya alıp Sercan'ı koysaydım daha iyi olacaktı. Bence bir dahaki maçta da Furkan. Furkan da yani şurada bir tane pozisyonu vardı. Gitti kaleciyi orta açıyor yani. Olmayacak şeyler. Sıradaki maçımız ne? Şöyle bir daha bakayım. Kendi evimizdeyiz. Valla 4-4-2 ile artık bir moral bulmamızın zamanı geldi. Bentner'in bu vurdum duymaz tavırları iyice can sıkmaya başladı ama elimiz mecbur. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sıradaki rakibimiz Zivikao. Hemen raporumuza bakalım ardından maça geçeceğiz. Pas orta uzaktan şu tava toplarında sıkıntı var. İlk kontrol teknik gibi özelliklerde de sıkıntı var. 21 asistin 7 tanesi Arap paslardan kaydedildi. Peki ceza sahasından kaydedildi. Çizgi yemeden ortalar yapacağız. Şimdi şurada artık biraz daha pivot center for değil de kanatlara doğru desek iyi olacak. Eko soğuk algınlığı geçirdi. Şuraya hozlu koyalım. Yine bir sürü oyuncuyu denemeye aldım. Maçtan sonra bakarız. Fark iyi yan yerine mümkünse güzel bir sağ bek bulmak istiyorum. Hadi bakalım. Yumruğumuzu sıkalım. Taraftarımız bizden iyi bir performans bekliyor. Taraftar için oynayalım. Şöyle. iki oyuncuyu da tutabilirsek bizim için güzel olacak. Haydi bakalım pozitif başladık. Godinho, Wolfram. Jensen araya nefis bir top. Çok tehlikeli geldiler. Biraz daha dengeli başlayacağım. Köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi uzaklaştırıldı. Godinho da tekrar kaldı. Biz alabilir miydik acaba? Daha çok çabalayın beyler diyorum Topla oynama hemen hemen aynı dengeli de kalacak o yüzden Belki biraz daha faslaşarak gitsek İçeri doğru kestiler orada kevin uzaklaştırdı kafayla alan var mı benler aldı Kontrol imkanı olabilir Türk gücü için benler iyi gitti Dön artık Park Young. Sağ taraftan ilerliyor Kevin İyi kontrol etti topu iyi sakladı Akkaynak. Orta sağdan aldı sol tarafa doğru tek top. Tom bitir artık o topu aslanım benim be. Türk gücü 1-0 önde. Oh be kariyerindeki 100. golü Tom'un. Bir kez daha izleyelim. Kevin orada çok güzel top sakladı. Akkaynak uzun topları sever. Sercan'ın tek top harikaydı. Tom çok güzel aldı. Sol ayağıyla da çok güzel bitirdi. Yani takım bütün oyuncuların e, gole katkı sağladı. Ben nerede orada topu iyi aldı. İyi sakladı o da. Wolfram taç atışını kullandı. Wolfram, Williams. Jensen iyi alışveriş yaptılar. Şimdi markaj geldi. Renkler yine birbirine yakın. Anlaması bazen zor olabiliyor. Can Coşkun sol taraftan aldı. Kesti arka direğe doğru. Bravo. ...konsantrasyon, temkinli. Adam kafayla uzaklaştırdı... ...Tom'da top. Sol taraftan ilerliyor... ...Bentner koşuyor onda. Uzun bir top deneyebilirsin. Sıyırılı. Ah be. Benim tabii gözüm Bentner'de olduğu için. Şimdi köşe vuruşunu kullanan... ...Jackba içeri doğru kesti. Bentner arka direkte. Aslanım benim be. Asi çocuksun. Böyle yanlış hareketlerin de var ama... ...golünü de dağıtıyorsun yani. Jackba içeri doğru kesti. Arka direkte benler. Kalecinin yüzüne yüzüne vurdu hiç beklemiyordu. Kollarımı yukarı kaldırdım. Allah'ım şükürler olsun dedim. Evet, şu an skordan memnunum. Jackbata çatışını kullandı Akkaynak. Şimdiki işte kaldı top. Ver tekrar Akkaynak. Sağ taraf olabilir Kevin. İyi kontrol. Keserse tehlikeli olur. Kesti. Arka direkte. Tom direkten döndü. Ah be. Orada bender filan biraz saldırsa var ya o kesin içerideydi. Şimdi dakika oldu mu 65? Değişecek oyuncular. Bence ak kaynak yerine. iki, sa iki savaşçı fazla mı olur? Hoz'u fazla oynatmıyoruz. O da oynatmaya değer. İyi bir oyuncu. Sercan yerine olabilir. Elivelto gel bakalım. Sercan da fena oynamadı bugün. Bir değişiklik hakkımız daha var. Bir de Furkan her hafta... Yani bu kadar iyi performans gösteren oyuncuyu nadir bulabiliyorum. Furkan gerçekten her hafta en çok çalışkan isim oluyor. Oynamayı hak ediyor. Tabii canım. Hediye et. Zaten 10 tane attık ya biz. Şimdi son 10 dakikaya gerginlik içinde girdik mi? Biz girdik. Bravo. Şurada 10 dakika maçın bitmesine kaldı kalmadı. Yine ne kadar dert tasa varsa aldın bir taşla maçı sattın. Seni gönderiyorum aslanım. Alternatifini bulabilirsem. Aslında üçüncü değişikliği forvetten çıkarıp şey yapabilirdik. Oğlum bak 10 dakika kaldı. Yapmayın bunu bana. Değişiklik hakkımız yok. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Ya bunu vallahi bilerek yapıyor boyun bu bana bunu ya. Vallahi bilerek yapıyor. İki tane gol atmışız. Tam maçı rahat rahat bitireceğim artık derken. Cık cık cık. Bir anda yine. Gitti ya. Olan Yank. Gençliğimi bitirdim ben. Bunu bari daha çok çabalayın. Yine galibiyetten beraberliğe geldi ya. Ne oldu şimdi? 43'e mi düştük? Allah'ım ya Rabb. Ben orucunu hadi şunu bir öveyim de belki yıldızımız barışır ya. Biraz özgüveni arttı çocukcağızın. Şöyle bir bakalım. Evet bu bizim için yeterli bir oyuncu değil. Sanchez'i biliyorsunuz. Orta saha ihtiyacımız yok ya. Şunları bir defa bir göndereyim. Sabek fizik fena değil. Hafif zihinsel var. Ama markaj filan yeterli değil. Dribbling geç. Eminim ki fena bir alternatif olmayabilir forvette. Ama Bentner'le şey ikilisi fena gitmiyor. Bak bu da forvet için fena bir tercih olmayabilir. Fiziği baya iyi. Belki şimdi değil ama gelecek sezon düşünebiliriz. Manuel ne durumdasın? Manuel'i de göndereceğiz. Bak bu da fena değil ya. Aslında fena olmayan forvetler var da. 1 milyon euroya geldi ya. Bir tane şeyi gö sabeki gönderip bir tane oraya sabek alacağım tamam. E şunu fiziği fena değil. Yine ne markaj var ne top kapma var. Bunda da zihinsel fena değil, fizik yok. Hepsi yamalı bohça. Biz bunların hepsinin en iyisi. Şunları zaten gönder dedik herhalde. Şunları bize en iyisi gönderelim. Evet. Bir anda kendimizi stresin içinde bulduk. Şuradan 4 puan alabilirdik son iki maçtan biliyor musunuz? Birinden 1 puanı son anda kaçırdık. Birinde de şeyi 3 puanı son anda kaçırdık. Bir de merkez orta saha koydum savunma ağırlıklı olsun biraz da diye. Keşke orta saha, şey forvetten çıkarıp defansif orta sahaya koysaydım. Neyse. Zaten e, az sonra kırılma maçını oynayacağız. Şuradan bir 3 puan alabilirsek hayata döneriz. Alamazsak nasıl olacak bilmiyorum. Sıra geldi sezonun en kritik maçına. 26 asistin 8 tanesi sağ kanattan, 26 asistin 8 tanesi ara paslardan. Birebirde sıkıntılar var. Refleks, elle oyun başlatma, pozisyon alma, karar alma. Şimdi beyler Ekoko'yu koydum sağ tarafa. Sol tarafa Eliveto'yu koydum. Elivelto'yu koydum. 4-1-2-3 oynayacağız. Temkinli başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi yumruğumuzu sıkacağız. Bugün sizlerden galibiyet bekliyorum dedim. Çocuklar motivasyonunu tamamıyla kaybetti fazla mı iddialı oldu diyorsunuz? Şimdi, rakibi merkezden oynamaya zorlayalım. Kanatları mümkün olduğunca işlevsiz hale getirmeye çalışacağız. Merkezden kanatlara doğru geçelim. Çizgi yemeden ortalar. Biraz daha iyi. Hadi disiplinli başlayalım. Yaratıcıya döneriz. ihtiyaç duyarsak. Haydi bakalım. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Biz biraz daha üstün taraftık. Şimdi biraz daha 50-50 gibi. Biraz dengeli diyelim bakalım. Taç atışını kullanan Gauss. Çok güzel aldı Ekoko. Bravo. Farkiye Young. Uzun bir top denemesi başarılı. Ak kaynakta kaldı top. Merkezden aldı. Ak kaynak. Araya nefis top. Ekoko bitir onu. Çok kötü vurdu be. Hakikaten çok kötü vurdu. Onu rahatlıkla gol yapabilmesi lazımdı. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Hala %50-50. Jackbo köşe vuruşunu kullanıyor. Var mı vuran onu? Arka direkte. Ah be. Bir an girdi sandım var ya. Gösterdiğiniz performanstan genel olarak memnunum. Şey e, savaşçı orta saha yapalım da. Belki ak kaynağı biraz daha hücumla ileriye doğru çıkartabiliriz. Takım genel olarak fena oynamıyor. Tek ihtiyacımız olan bir gol. Yapma. Stendera. Hayır. Türk gücünün çöküşü. Abi pozisyon buluyoruz. Un var, yağ var, şeker var. Bir türlü helve yok. Tom açıdar bitir oradan aslanım benim be. Sıfırdan golünü attı. Her şey daha bitmedi. Her şey daha bitmedi. Başarabiliriz çocuklar. Başarabilirsiniz. Bu sezon attığı 20. gol. Farkiye yank. Ak kaynak. Çok güzel bir uzun top. Tom. Açı dar. Harika bitirdi. Çok güzel. Şimdi. Aklımda yine çift forvet var. Hay duran topunuza ya. Ulan var ya. Daha duran top gelir gelmez anladım biz yine bu golü yiyeceğiz. Hadi bir tane de biz vuralım. Farki Young. Adam. Kirsch. Tekrar Adam'da top. Kirsch sol tarafta. Elivelto. Tom. Ak kaynak. Araya nefis top. Bitir onu. <gülüyor> <gülüyor> Ay direğine ya. Hay direğine ya. Kim yorgun? Kanattan çıkartıp şey mi alayım? Diamond yapayım mı? Bantner gel. Şöyle yaptım. Yüksek tempolu. Tamam. Tamam. Jackpa içeri doğru kesti. Vur ona. Hadi be. Ya şunlar bir girse var ya. Zaten 3-2 olmuştu. Kaynak tükenmişe benziyor. Kevin gel sağ tarafa. Şöyle yapacağım. İki tane savaşçı orta sağ yapacağım. Hatta şunu şöyle yapalım. Gizli forvet. Şunu da sağa attım. Kanat forvet hücum dedim. Belki bir şeyler olur diye ama başarabilirsiniz diyorum. Bir yatak ya. Beraberliği bari alalım. Sonuçtan hiç memnun değilim. Adamlar iki tane duran toptan golü buldular. Ve biz de maç fazlasıyla uf İşler çok zora girdi. İşler çok çok zora girdi. Rostock maçı ile geri dönmemiz lazım yoksa bu işin sonu hiç iyi değil beyler. Sıradaki maçımız Rostock. İnanılmaz gergin durumdayım. Eksentriklik, top kapma, ilk kontrol, teknik, zıplama konusunda sıkıntılar var. 19 asistin 7 tanesi ortalardan. Kafa vuruşunda sıkıntı var. Bentlerin hava topları bizim için faydalı olabilir. Güç, hız, cesaret konusunda sıkıntılar var. Zafi bol bir takım puan durumunu da şöyle bir göstereyim. 43 puanımız var. 46 puanla hayata geri dönmemiz lazım. Bu maçı kazanmamız şart. Ne olursa olsun. Bu maçı kazanmamız şart. Haydi bakalım. Yumruğumuzu e, sinirle kollarımızı e, savurayım mı? Çıkın ve intikam alın dedim. bentner yine kaygısız. Cık. Ulan var ya, şu kuzeyde bir e, startlara ihanet eden bir çocuk vardı. Sonra sosisini kesip yediler. İnşallah Bantner senin sonunda öyle olmaz. Sosisine dikkat et aslanım. Biz burada can derdine düşmüşüz. Beyefendinin şeyine bak. Kaygısız kaygısız takılıyor. Bir de ofansif şeyi tut. Tamam iyice bir tık daha fazlaşabileceğimiz şekilde olsun. Çizgi yemmeden ortalar tamam. Doğrudan pivot değil de biraz kanatlardan gidelim. Evet beyler. Haydi bakalım. Dengeli mi başlasaydık biraz? Yüzde yüzle başladık ya. Yani. Yüzde yetmişlerdeyiz. Yok beyler burada beraberlik bize yetmiyor. Cagba içeri doğru keste. Orada vuran kimse yok. Parker Young. O da hafta içinde hastalandı. Kulüpte tedavi ettik. Virüsün yayılması pahasına ama sıkıntı olmadı. Adam. Parker Young. Şimdi yeniden oyun kuruyoruz. Kirş. Adam koşu yoluna. Ver koşu. İçeri doğrudan düşündü. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sen kısa oynasana birader. Orta senin neyine? Benden orada yanı başında önü boş. Al onu rakibe ver. Kevin. Kirş. Adam uzun oynadı. Bentner indirdi Tom. Önünde boşu buldu. Oooo! Jeneriklik bir gol. Harika bir gol. Türk gücü yeniden geri dönüyor. Bu iş burada bitmedi beyler. Bu iş burada bitmedi. Haydi bakalım. Kevin yine topu güzel sakladı. Kirş. Adam. Uzun top isabetli. Bentner çok iyi indirdi. Tom. Harika bir gol var ya. Kesinlikle sezonun yıldızı. Biraz daha 47 top üstünlüğü onlarda. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Biraz daha dengeliye aldım. Kısa paslaşmaya dönelim. Çok fazla top kaybı olmasın. Evet biraz sarı kartlarımız arttı. İlk yarıyı böyle tamamladık. Soyunma odasına giriyorum. Kendinizi beğenmiş bir tavır kesinlikle takınmayın. Bentner'in fiziği iyi durumda. Şimdilik herhangi bir pozisyon yok. Eyvah. Omladı içeri İçeri doğru kesti. Hayır ya. Offside mi offside bir şey yok mu? Ya birader nedir bu duran toplardan çektiğimiz ya? Edem'i tutması lazımdı onu. Evet. Ak kaynak bir derbi aldı. Pozu alalım. Destek diyelim. İki tane de kanat değiştireceğim. Ekoko ve Elevalto. Bu şekilde yani galibiyeti bulmaya çalışacağız artık. Tehlikeli bir nokta. Jackba bir gol her şeyi değiştirir. Arka direk üstten dışarı çıktı top. Neler yapabiliriz başka? Hadi bir gol ya. Performansınızdan memnun değilim. Evet, 44 puanımız var. Lübeck 48, Rostock 48. Birinci zaten iyice açtı. Beş maçtır galibiyet asiret konumdayız. Umutlar gittikçe sönüyor galiba beyler. Niye böyle düştük? Her şey bir anda güzel giderken. Hayır gol de buluyoruz, fena da oynamıyoruz ama Duran toplar bizi bitiriyor ya. Benen iyisi şu Duran top savunmasına bir el atayım bakalım. Kevin'le yine tartıştık. Oğlum bir defa at diyorum. Ya hocam ben yürüyerek de oraya varıyorum diyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yersin. Ben nere zaten artık hiçbir şey söylemiyorum. O kendi bağımsızlığını ilan etti zaten. İşte böyle yıldız oyuncu alıp söz geçiremezsen başına gelecek bunlardır. Yalnız soğukkanlılığını 17 yapmış çok gelişiyor. Evet şimdi bir raporumuza bakalım isterseniz. Rakibimiz Dijsburg. Hemen şöyle bir bakacağız. 4-2-3-1 oynuyorlar. O yüzden bizim 4-1-2-3 oynamamız mantıklı. Ortalardan kaydedildi diyor. Erol'un kafa topları fayda olabilir. Ama Erol şu ana kadar bize çok fazla fayda vermedi. Bu maçta da fayda vereceğini zannetmiyorum. Sağ kanatta Eko koyu koyacağız. Tamam. Şöyle 4-1-2 oynamak bizim için en mantıklısı. Sola Furkan'ı attım. Biraz daha takıma tempo getirir belki diye. Erol'un zaten bir sakatlık durumu var. O zaman böyle giriyoruz. Şurada da biz puan kaybedersek var ya ilk üç artık bizim için çok zor duruma gelebilir. Ne diyelim? Son beş maçta üç galibiyet almışlar İstatistiklerini baltalayın dedim o baltayı alacaklar. Neyse. Arada sırada merkezden kanatlara doğru açılalım mümkünse. Çizgi yemmeden ortalarımız disiplinli bir oyun. Bir defa ofansif orta sahayı kesinlikle tutun. Orhan'ı tutacağız. Haydi bakalım gerginlikle hüzün arası bir durum var bende. Duran toplara kornerleri ayarladım. Kornerden çok yiyoruz diye. Evet. Toplu oynama üstünlüğü bizde. Biraz daha pozitife çıkmanın zamanı geldi. Biraz daha yaratıcı olmanın zamanı geldi. Ekoko içeri doğru kesti. Tomin ah vurabilse. Kontrol imkanı olabilir. Sol taraftan stoper kampla ilerlediler. İyi gittiler. Hemen oraya kademe yetişti Yansen, merkeze döndü. Bassana oğlum şuradan. Cık. Hay ya Rabbim ya. Bir alan bari sıkıştır. Ne oldu köşe vuruşu? İçeride orkesler arka direk uzaktan bir şut gelebilir. Rakibe çarptı, ona çarptı, buna çarptı yine onlarda kaldı. Yalnız oyuncuları değiştirince şu an duran topta faydasını gördüm. Oraya Filip'i bilerek koydum. Başarabiliriz çocuklar ya. Ne diyeyim artık. Yok. Ağzınıza <laughs> sıçı patlatacağım yani. Bu maçın şakası yok. Bilmiyorum farkında mısınız? Eko Ko sağ taraftan aldı. Ekoko iyi gitti. Ekoko yolun sonuna geldi. Tekrar Ekoko. kaynak Tom, Farki Sol taraftan bir bindirme var. Kesti. Ah be Tom be. Ah be Tom be. Hücuma artık çıkacağız. Bence 4-4-2'nin de zamanı geldi ya. 4-2-4'ün. Bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok beyler. Biz kaybedeceğimizi kaybettik zaten. Of. Uzun top. Haydi bakalım. Çocuklara mümkün olduğunca moral vermeye çalışıyorum. Furkan. Tom. Furkan aç ortanı. Ak kaynak. Furkan aç. Vur ah bentner ah bentner. Uzun bir top. O, o bizde olması lazım. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. İçinden geçti dışından çıktı kirş. Ya şunu bari rakibe atma kirş ya. Fepiç. A yedik. Aha yedik. Bizi bitirdiler. Sayın of sayılmadan. Of sayılmadı da. Öne atacağım. Kim geliyor oraya? Şu şu noktada bizi Allah aşkına bir söyleyin bizi kim kurtarır? Gizli forvet dedim. Bütün riskleri alıyorum. Hatta direkt topu ileri şişir desek bence en mantıklısı olacak. Kirşin o bir tane orta sağ kalsın ya. Allah sonumuzu ailesin İleri şişir diyorum. Aşırı yüksek tempo. Oradan bir de oyuncu sakatlandı. Tom gitti. Değişiklik hakkımız var mı? Tom'u kaybedemeyiz ya. Kim olabilir başka? Mecbur bu. Şöyle mi yapsak? Evet. Ara paslardan bir şeyler çıkarsa. Ekoko. Son 5 dakikaya giriyoruz. Sağ taraftan aldı Ekoko. Haydi Aslanım, yarın yokmuş gibi koş. Ekoko, al onu. Oğlum bir şey yapın. Bir türlü olmadı. bir türlü olmadı 45 Lübeck 48'de yalnız Hala 3 puan fark var Rostock 49'da Evet Ingolstadt puan kaybetmiş Lübeck 3 puanı kaybetmiş bu bir, bir puan almış 3 puan kaybetmiş Rostock nerede? şöyle girip bakmak en mantıklısı. Onlar da 3 puan şey bir puan almışlar. İşte burada üç puanı biz bir alabilseydik, beyler bizim sağ taraf hiç çalışmıyor ben size söyleyeyim. Farklı olacak gibi diye şu parkın kiralık sözleşmesini iptal edip Oraya bir tane şey koyacağız ya. Bir tane kanat bulma, şey bek bulmamız lazım. Bu çocuk fena değildi de hiç orta saha düşünecek durumda değilim şu an. Valla piyasada boşta olan bütün beklere de baktım. Kiralıklarda ne var? Hiçbir şey yok. Sona ermiş diyelim. Evet baksana. Şu derdimize derman olabilir sanki. Ne kadar istiyor? Şimdi sen şunları bunları bırak da. Dil kursunu da boş ver. Şurada iki ay bir şey kaldı ligin bitimine. Oo 512. Buna sanki bakmıştık ya. Ali Turan mı? Bizi Ali Turan kurtarır diyen var. Şu sete bir daha bakayım ya. Bir şey çıkarsa belki bundan çıkar. Nasıl bir faciaydı bu bölüm böyle ya? Vallahi yemin ediyorum tam bir facia. 1, 2, 3, 4. Kaç maçımız kaldı? 6, 7, 8, 9 maçımız kaldı. Yalnız bir seri yakalasak var ya. Tekrar kendimizi play playoff'ta bulabiliriz. Birincilik zaten artık 10 puan olmuş. Birincilik zaten kaçtı da. Bir şekilde en azından şeyleri halledebilsek, filiof halledebilsek bizim için çok iyi olacak. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.